Mahallesi'ndeyiz. Bugün size makine gezdireceğim. Şu an liman periyodundayız. İçeride çok ses olacağını düşündüğüm için liman periyodunda çekmek istedim bu videoyu. Normal şartlarda seyirde olsaydık şu an konuştuklarım neredeyse duyulmuyor olacaktı. Ki şu an yine de ses biraz kötü olacak. Bugün ikinci mühendise birkaç tane soru soracağım. Ve bu soracağım sorular benim makineyle hiçbir alakam yokmuş gibi sizin de anlayabileceğiniz şekilde basit sorular olacak. Ve onların cevaplarını alacağız. Gelin hep beraber başlayalım. Evet, şu an makineye giriyoruz. Şu an yemedeki ikincimiz mühendisle beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin. Eyvallah. Arkadaşlar makine güvertici bir arkadaş geldiği zaman ona aşırı misafirperverlik olur. Normalde biz buradan çok uğramıyoruz. İşte ben bir 4. katta olduğum için aylık ya da haftalık kontrollerim oluyor. Safety ve safety ile alakalı. Onlar için geliyorum. Ve buradaki güverticiye muameleler gerçekten güzel. Kahvemizi falan içtik. Şimdi abi şu an suyun altındayız. Doğru mudur? Hemen hemen. Yüklüyken suyun altında oluyoruz. Suyun altında oluyoruz, evet. Şimdi abi ben sana soracağım sorular basit. Yani herkesin anlayacağı şekilde sorulardan soracağım. Ve bunların cevaplarını beraber cevaplayacağız. Bildiğimiz yani, kadar cevaplarız işte. Gemi makinesi. Yani bu makine nedir? Kaç silindirlidir? Hangi zamanlıdır? Kısa bir bilgi verecek olsak kısaca bahseder misin? Bizim makinemiz iki zamanlı. İki zamanlı. Hem kuyruğu hem dizelle çalışıyor. 3600 kW makine, makinenin gücü. 7 silindir, bir sürü şaka sakan makinemiz var. Uzun seyirlerde, seyirin uzun kısmında fuel kullanıyoruz. Yanaşmalarda, demir manevrasında dizele geçiyoruz. Fuel'i devamlı ısıtmamız gerekiyor. Burada ısıtma şeyinden, limanlık prosedüründen ısıtmadan kurtuluyoruz. Yani limanda o zaman dizel oil kullanıyoruz, seyirdeyken. Yani limanda ve manevralarda dizel oil. Liman yanaşma, liman kalkışlarda dizel oil. Diğerinde full oil kullanıyor. Diğerinde full oil. Peki abi bu günlük ne yakıyor mesela? Seyirdeyken full oil günlük ne yakıyor? Ne kadar yakıt yakıyoruz? Günlük bu geminin, bu makinenin ekonomik seyirde 8 ton. 8 günlük 8 ton. Evet. 1 ton yakıt ne kadar tuttun var mı? Bilgin var mı? 1 ton yakıt yani 600 dolarla 400 dolar arasında biliyorum. 600 tonu. Dizel tonu evet. Tonu dizelin 600 dolar yaklaşık. Full oil'in 300-400 dolar arasında. Peki abi bu gemide elektriği biz nasıl üretiyoruz? Yani gemide elektrik ücretli mi değil mi? Mesela yeni katılan bir kamerat arkadaşımız vardı. Onu bir ay boyunca işlettik. Elektrik ücretli diye. Gemide elektrikler tabii ki ücretli değil arkadaşlar. Elektriğimiz ücretli değil işte. Jeneratörlerimiz var. İki tane jeneratörümüz var. Bu gemide evet iki jeneratörümüz var. Bunlar hangi yakıtta çalışıyor? Dizel oil diyor. Dizel oil. Elektriği biz bu sayede üretiyoruz. Yani şey olarak dışarıdan herhangi bir şey almıyoruz ya da bir fatura kesmiyoruz. Jeneratörlerden üretiyoruz. O da 24 saat, yani 7-24 jeneratör gemide çalışıyor. 7-24'te elektriğimiz o şekilde sağlanıyor. Burayı gösterebiliyor muyuz? Jeneratör panomuz burası. Evet, yani burada bizim ürettiğimiz elektrik, kullandığımız kilowatt, şu an geminin kullandığı mesela 60 kW yük gösteriyor. 60 kW'lık bir elektrik çekiliyor şu an.
Yani ortalama 10 daireli 2 tane binanın, 20 daireli değil, 20 daireli bir binanın elektriğini şu an karşılıyor. Ya çok rahat karşılayabilir yani şu anki şeyle, tek jeneratörle. Tek jeneratörle. Karşılıyoruz. Normal limanda zaten, limanda seyirde yine tek jeneratör yetiyor bize. Manevralarda, boğaz geçişlerinde, tehlikeli olan yerlerde, kanal geçişlerinde, orada çift jeneratör olarak devam ediyor. Ne olur ne olmaz diye. Herhangi bir jeneratörle çekmiyor. Herhangi birine bir şey olsa diğerine aktarıyor yükü tekrar. Teki devam ediyor çalışmaya. Anladım abi. Yani elektrik üretme sistemimiz bu şekilde. Gemide biz su üretebiliyor muyuz? Onu sorayım. Yani şimdi mesela bazı sistemler var. İşte evaporatör dediğimiz deniz suyunu tatlı suya çeviren bir sistem var. Bizim bu gemide mevcut mu? Ve mevcutsa da üretiyorsak da ne kadar büyük üretiyoruz? Günlük kaç ton üretebiliyoruz? Üretiyoruz. Gemide bizim evaporatörümüz var. Suyun daha düşük derecede kaynamasını sağlıyoruz. Kaynayan suyu damıtıp tatlı suya çeviriyoruz. Bizim gemimizde de şu an ortalama 7-8 ton günlük üretim var. Tabii bunda limanda değil, sadece denizde, açık denizde. Yani deniz suyu temiz olduğu yerden mi geliyor? Özellikle yani. Aynı zamanda karadan uzaklaştıktan sonra biz bunu devreye alıyoruz, çalıştırıyoruz. Aynı zamanda bu evaporatörün şey avantajı da var herhalde abi. Ana makine soğutmaya da yardımcı. Ana makine ceket suyunu soğutmaya da yardımcı. Yani hem su üretmiş oluruz hem aynı zamanda hem de ceket suyu kulerini ek olarak soğutmaya destek oluyor. Destek oluyor. Gemi bir ay boyunca hiç durmadan gidebilir mi? Yani böyle bir enerjiye sahip miyiz? Sahibiz. Bir ay. Yakıtımız olduğu sürece, yettiği sürece gemi hiç durmadan bir ay boyunca gidebilir. Yaparız. Bir aydan fazla yani. 60 günlük seyre çıkar diyor. 60 günlük seyre çıkar. Yakıtımız yettiği sürece. Zaten 450 ton olması lazım. Toplam üretim kapasitesi. Evet. 640, 280, 620 ton. Böyle bir kapasitemiz var. 139 tonda bize böyle kapasitemiz var. Zaten de 8 harcıyorduk. Oradan hesapladığımız zaman yaklaşık. Evet. 600 tonluk yakıtla yara. Günlük 8 tonla. Aynen, toplamda 2 ay çok rahat. 2 ay çok rahat. Çok rahat seyir yapabiliyoruz. Hazırlıktayken abilerle konuştuğumuzda makinenin daha kolay oldu. Yani makinenin sayısal ağırlıkta olduğunu ve daha zevkli olduğunu söylediler. Ben makine geçmek istedim. Ama öğrenci işlerinden adam ulaşmak istemediği için makine geçemedim. Yani içimde hep makineci olmak uhde olarak kalmıştım yani. Güverteci olarak devam ettim. Şimdi sence makineci mi olmak, güverteci mi olmak? Yani bunu kıyaslamasını, farkını söyleyebilir misin? Ya da sen memnun musun makineci olduğunu? Ya makineci mi olmak, güverteci mi olmak? Ben makineyi seviyorum yani bu şeyi. Benim çocukluk hayalim kaptan olmaktı. Kaptan. Üniversite zamanına geldiğimizde bunu makine olarak değiştirdi. Yani sökme takma işini seviyordum. Bir şeyleri tamir etmeyi seviyordum yani. Bir şeyleri bozup tekrar yaptığım çok oldu. Ama abi şey değil mi yani, sürekli kapalı bir yerde çalışıyorsunuz. Yani mesela güvertecinin avantajı. O kısmı zor. Köprü üstünde biz sürekli denizi görebiliyoruz mesela. Etrafı görebiliyoruz ama siz aşağıda hiçbir şey göremiyorsunuz. Ve o kısmından muzdaribiz yani. Manzarayı kaçırıyoruz. Güzel manzarayı kaçırıyoruz. Ve yazın bildiğim kadarıyla 40 derece, 50 derece sıcaklık oluyor makinenin içerisinde. Yani minimum 40 derece. Minimum 40 derece yazın sıcaklık oluyor. Yani bazen diyorum belki iyi ki de güvertici olmuşum diyorum ama makineci bence biraz daha rahat abi. Ya iki işinde zorluğu var. İki işinde kolay tarafı var. Yani ben yaptığım işten keyif alıyorum. Seviyorsun. Seviyorum. Ama bir de makinecinin şöyle bir avantajı yok mu abi? Şimdi güvertici olsam hem bir makine bilmen gerekiyor hem güverteyi bilmen gerekiyor. Ama makinecilikte güverteyi bilmenin bir durumu yok yani. Ya bir kaptan mesela makine hakkında da fikri olması gerekiyor ya. Yani. Bilgisi olması gerekiyor. Yani öyle. Kaptan olduğun takdirde makine hakkında da fikrin olması gemide çalışma kolaylığı adına makine bir tık daha. Peki seyirde çalışma şekliniz nasıl abi? Vardiyalı mı? 8-5 mi çalışıyorsunuz? Seyirde vardiyalı çalışıyoruz. Senin vardiyan 4-8. Benim vardiyam 4-8. Sabah 4-8. Sabaha karşı 4'te alıyorum. Sabah 8'de vardiyam bitiyor. Aynı şekilde gündüz 4-8.
Peki limanlarda? Limanlarda 8-5 yapıyoruz. 8-5 yapıyoruz. 8-5. Bizim burada biliyorsunuz yağcılarımız var. Bizim elimiz ayağımız olan. Onlar 7-24 vardiyaya dönüyor. Yani ben ikinci çarpçıyım, 4-8 benim var diyor. Üçüncü çarpçıyı 12-4 saatlere arasında burada. Çarpçıbaşı baş mühendisimiz 8-12 arası burada. O şekilde 24 saat burada devamlı biri var. Sürekli, seyirde iki kişiyiz yağcıyla beraber. Sürekli biri oluyor yani. Sürekli biri var. Burası boş kalmıyor. Anladım abi. Şimdi manevralarda şu, biz yukarıdan komut veriyoruz. Siz makine hazırlıyorsunuz. Biz evet. Komut veriyoruz. Biz komut verdiğimiz takdirde siz buradan herhalde karşılıyorsunuz. Biz önce sizin komutu buradan görüyoruz. Telgraf dediğimiz. Telgraftan görüyorsunuz bizim komutu. Siz buradan dead slow slow, halt, ileri geri, komistan olarak gemi dili. O şekilde siz bunu buradan verdiğinizi biz önce buradan karşıladıktan sonra gaz kolumuz bu şekilde gemiyi hareket ettiriyoruz. Tornistan'sa Tornistan'a yönünde, ileri ise ileri yönde. Gaz koluyla, şu ufak kol yardımıyla buradan verdiğimiz komutu siz karşılıyorsunuz. Karşılıyoruz. Peki abi, denize ilk defa çıkmak isteyen biri için, yani zabit olsun ya da personel olsun, makineci mi olmasını önerirsin yoksa güverteci olmasını mı önerirsin? Ben makineci olmasını öneririm. Makineci olmasını önerirsin. Makine o zaman daha mı rahat olduğu için yoksa? Rahat olduğu için değil, yani sökme takmayı seviyorsa, kirlenmekten korkmuyorsa. Biraz kirli iş yaptınız. Kirli. Ama bu senin çalıştığın, yani makine üzerinde çalıştığın takdirde kirli. Başka kirlilikler de var da yani onlar nadiren karşına çıkar ya da ne bileyim gemisine göre. Evrak işini seviyorsa güverteci olması. Dışarıyla sosyalleşmeyi seviyorsa güverteci. Bizim bir de öyle bir sorunumuz oluyor çünkü biz makine dairesinde ya da makinacı olduğumuz için dışarıdan gelen insanla ne bileyim telsiz konuşmalarına bunlara çok görmüyoruz. Çok değil, hiç görmüyoruz yani. Suyun altında yukarıda ne olup bittiğinden hiç haberimiz yok yani. Hemen hemen yok. Yukarıdan yol verdik, yol aldık. Haberimiz var ama bizim müdahale ettiğimiz şeyler değil. Yani güverte kısmı o işleri hallediyor. Onların sorumluluğunda. Makine dairesi, teknik kısım, oynar kısımlar bizim sorumluluğumuzda. Yani geminin şeyi, özeti bence bu. Arkadaşlar, makinede kısa bir makineyi tanıtmaya çalıştık. İkinci mühendisi sohbet ettik. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.